Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine birinci dereceden denklemlerin dördüncü testiyle devam ediyoruz. Bir internet sitesi üzerinden yapılan her alışveriş için ödenecek kargo ücreti alınacak ürün sayısından bağımsız ve sabit bir miktardır diyor. Yani ne kadar alırsan al, kargo ücreti sabit diyor arkadaşlar. Tamam. Aylin ve Ayşe'nin bu site üzerinden aynı üründen farklı sayıda alarak yaptığı alışverişin bilgisi aşağıda verilmiştir. Aylin ne almış? 4 tane kamp sandalyesi almış. Bir de kargo ücreti ödemiş. 201 TL tutmuş toplamda. Ayşe de bir tane kamp sandalyesi almış. Kargo ücretiyle birlikte 57 TL olmuş. Şimdi kamp sandalyesinin fiyatı, bir tanesinin fiyatı ne olsun? X TL olsun. E ben bundan 4 tane alacağım zaman ne kadar ödeyeceğim ben? 4x ödeyeceğim. E bir de kargo ücreti var. E kargo ücreti de Y TL olsun arkadaşlar. Tamam mı? E toplamda ne kadar ödemiş olacak o zaman? 201 TL ödemiş olacak. Tamam. E kamp sandalyesinin bir tanesinin fiyatı X TL idi. E zaten Ayşe'de bir tane alırsa X TL ödemiş olur. E kargo ücreti zaten ne kadar alırsan al. 4 tane de alsan Y TL ödeyeceksin. Bir tane de alsan Y TL ödeyeceksin. O yüzden Ayşe'nin ödeyeceği miktar da X artı Y olacak. Yani 57 olmuş olacak arkadaşlar. Bunları ne yapalım? X ve Y'yi buradan bulalım. Taraf tarafa çıkaracak olursam Y'ler birbirini götürecek. 3x eşittir. 201'den 57'yi çıkartırsam 144 mi oluyor? X de buradan ne gelecek arkadaşlar? 48. Şurada yerine yazacak olursam X yerine 48. Y de buradan ne gelmiş olacak? 9 gelmiş olacak. Peki bizden ne istiyordu? Buna göre bu site üzerinden Aylin 4 adet yerine 6 adet kamp sandalyesi almış olsaydı. 6 tane alırsa arkadaşlar ne kadar ödeyecekti? 6x. E bir de kargo ücretini dahil ettiğim zaman bu kadar ödemiş olacaktı. Değil mi? Ödeyeceği ücret kaç TL artardı demiş. He, artardı diyor arkadaşlar. 6 tane alsaydı ödeyeceği ücret bu kadar olacaktı. E 4 tane aldığı zaman ödeyeceği ücret arkadaşlar bu değil mi? Evet. Bu bundan ne kadar fazla diye bakalım. Ne kadar artacağını o şekilde buluruz. Yani 6x artı y'den ben ne yaparım arkadaşlar? 4x artı y'yi çıkartırsam y'ler birbirini götürür. 2x. 2x artar değil mi? E o zaman bakın ben arkadaşlar x'i zaten 48 buldum. 2x ne bulurum o zaman? 96 bulmuş olurum. Doğru cevabım C şıkkı. Geldik 2'ye. Sarı, mavi ve yeşil renkte bulunan farklı 3 zincirden Oğuz bir sarı, iki mavi zinciri birbirine bağladığında zincir uzunluğu 10 metre. Tamam. Yani bir tane sarı, iki tane mavi. O zaman ne oluyormuş arkadaşlar? Zincirin uzunluğu 10 metre. Değil mi? İki yeşil bir mavi zinciri, iki tane yeşil artı bir mavi zinciri birbirine bağladığında ise zincir uzunluğu 16 metre oluyor arkadaşlar. Peki niye toplama işlemi yaptık burada? Biliyorsunuzdur değil mi? Yani artıyor sonuçta birbirlerine bağladığım zaman. Tamam. Peki bizden ne istiyor? Buna göre 4 yeşil zincir birleştirilip diyor. 4 yeşil zinciri birleştirdim. O zaman ne oldu? 4Y oldu. Bu zincirin bir ucundan sarı incirin uzunluğu kadar bir zincir kesilip, yani sarıyı keseceğim arkadaşlar. Alındığında kalan yeşil zincirin, bu da kalan miktar olmuş olacak. Uzunluğu nedir? Yani 4y eksi s'yi istiyor arkadaşlar. Buradan oluşturmaya çalışacağız. Yani ben burada neyi istemiyorum? M'yi istemiyorum. M'yi istemediğim için de ne yapayım ben arkadaşlar? Alt tarafa bakın eksi 2 ile çarpayım. Eksi 2 ile çarptığım zaman bakın bunlar birbirine götürecek. Eksi 4y artı s eşittir. Eksi 32 artı 10'dan eksi 22 mi olmuş oluyor? Bakın tam tersini istiyor arkadaşlar. O zaman ben komple eksi ile çarpacak olursam 4y eksi s eşittir 22 gelmiş olur. Doğru cevabımız B şıkkı. Gelelim 3. soruya. Yukarıdaki AB rafına şekil 1'de verilen düzende tekrar edecek şekilde 41 adet kutu konulunca son kutunun bir köşesi B noktasına gelmektedir diye soruyor arkadaşlar. Hemen ne yapacağız? Bunun örüntüyü yakalayacağız arkadaşlar. Bakın dikkat edecek olursak örüntüyü tam şu çizdiğim yerde bir tekrar etmiş oluyor değil mi? Evet. Şimdi bakın kaç tane kutu var? 1, 2, 3, 4. İkisi yatay, ikisi dikey şekilde konulmuş. Hep bu şekilde gidiyor arkadaşlar. E şimdi yani 4'te 1, 4 kutuda 1 kendini tekrar ediyor ya. O zaman bu şekilde arkadaşlar 4 çarpı 10'dan 40 yapar. Yani böyle böyle 10 tane grup var. 41 olması için bir tane arkadaşlar. Şu 40.sı tam şuna denk gelmez mi? Evet. 41.sı nereye denk gelir? Yine arkadaşlar şöyle en baştaki gibi olur değil mi? 41. Yani şu sonuna şöyle yatay bir tane kutu gelmiş olacak. Şimdi bu örüntü arkadaşlar 2B artı 2A değil mi? Bakın şurada bir tekrar ediyor ya. 2A artı 2B fark etmez. Böyle kaç tane grup var? 10 tane grup var.
En sondaki de bu şekilde olacaktı. Yatayların arkadaşlar uzunluğu neydi? B'ydi. Yani bu olmuş olacak. Ben neyi bulmuş oldum şu anda? AB uzunluğunu bulmuş oldum. AB rafını bulmuş oldum. Yani burayı da dağıtacak olursam 20A artı 20B, bir B de sonda var. 21B olmuş oluyor. Tamam. Evet, bunu hallettik. Bu kutular şekil 2'de AB etrafına şekil 2'deki gibi verilen düzende tekrar edecek şekilde 48 adet kutu konulunca diyor. 48 adet konulacakmış arkadaşlar. Bakın buradaki örüntüyü de yakalamaya çalışalım. Şu rengimizi de bir değiştirelim de. Evet, bakın örüntü de buradaki de bu şekilde devam ediyor, değil mi? Bir tane yatay, 3 tane dikey şeklinde. Evet, kaç tane koyacaktım ben? 48 adet koyacaktım. Bu zaten 4'te 1 kendini tekrar etmiyor mu? 4 tane kutu var. O zaman arkadaşlar bu örüntüden toplam 12 tane olsun ki 12 çarpı 4 48 olsun, değil mi? 12.si de arkadaşlar şu okta gösterdiğim gibi dikey şekilde olmak zorunda değil mi? Evet. Şimdi bakın arkadaşlar, burası örüntü kendini 3A artı B'de tekrar etmiş oluyor. 12 tane var bundan da toplamda. Ben bunu açtığım zaman 36A artı 12B olmuş olur. Peki ben neyi buldum? Ben yine AB rafının uzunluğu buldum arkadaşlar. Burada da AB rafının uzunluğu bulmuştum. O zaman şu değerler birbirine ne olacak? Eşit olmuş olacak. Yani 20A artı 21B ile 36A artı 12B birbirine eşit olmuş olacak. Buradan 9B eşittir 16A yapmış olacak, değil mi? B dediğim burada arkadaşlar 16K, A dediğim de 20, A dediğim de 9K olmuş olacak. Evet, A dediğim de ne olacak? 9K olmuş olacak. Şimdi arkadaşlar burada A artı B 200 demiş ya. Yani A yerine 9K, B yerine 16K yazacak olursam ikisinin toplamı 25K eşittir 200 yapmış olacak. K da buradan ne gelecek arkadaşlar? 8 gelmiş olacak, değil mi? K'yı 8 olarak buluruz. Rafın genişliğini soruyor. Rafın genişliği bakın ya 20A artı 21B ya da 36A artı 12B. Yani şunu seçelim, hiç fark etmez. 36A artı 12B. A yerine arkadaşlar bakın 9K yazacak olursam K'yı da 8 bulduk. Yani 72. A yerine 72 yazacak olursam 36 çarpı 72 artı 12 çarpı. Bakın B yerine 16K. K'yı da ne bulduk? 8 bulduk. 16 çarpı 8 de 128 mi oluyor arkadaşlar? 128 olmuş oluyor. Değil mi? Evet. Şimdi 36 ile 72'yi çarparsak arkadaşlar şöyle 72 ile 36'yı çarpalım hemen şöyle. 12, 42, 43 mü? 3 kere 2 6, 21, 2, 9, 5, 2. 128 ile de 12'yi çarpalım. 128 ile de 12'yi çarpalım. 256 yapar. Bir tane 128 de böyle gelecek. 6, 13, 5. Bu da 1. 1536. 1536. Topladığım 8, 2, 1, 4. 4128 geliyor arkadaşlar. Bakın doğru cevabımız C şıkkı. Şimdi son rakamlardan da yola çıkardık yani. Tamam mı? Yani sınavda olsa son rakamı şununla şunu çarpınca 6 kere 2'den 12. Son rakamı 2 olmuş olacak. Buradan da 2 kere 8 16. 6 ile de 2'yi topladığım zaman son rakamı 8 gelecek. Zaten bir tek C şıkkında mevcut. Tamam. Evet. Geldik 4'e. Şekilde boyu 8 santim olan A kovaları ile boyu 18 santim olan B kovaları kendi içinde iç içe geçirilmiştir diyor. Tamam. İç içe geçirilmiş ardışık iki kovanın uç noktaları arasındaki uzaklık A kovasında x santim, B kovasında x artı 2 santim. Değil mi? Evet. Şu aradaki mesafeden bahsediyor. Anlaştık. Şurayı da biraz bir temizleyeyim de yer açılsın. Üstteki soruyla işimiz kalmadı nasıl olsa. Tamam. Şurada da açalım biraz. Evet, buna benzer bir soru da daha önce üniversite sınavında çıkmıştı, değil mi? Yakın bir zamanda. Şimdi ne diyor arkadaşlar? Aynı düzlemde bulunan iç içe geçirilmiş 14 tane A kovasının. 14 tane A kovasının. O zaman şimdi bir tanesi bu ya. Diğerleri 13 tanesi iç içe geçmeyecek mi? Evet. Her biri de x değil mi? 13 tane iç içe geçecekse arkadaşlar, o zaman bu 13 tane x olmaz mı boyu? Bakın bu şekilde bir tane daha yapacağım x, bir tane daha yapacağım x. Yani sonuçta en alttaki kova bu. Bunun üstüne 13 tane daha yapacağım ya. Ya haliyle 13 tane x olmuş olacak, değil mi burada? Artı bir de alttaki. Alttakinin de boyu 8 değil miydi arkadaşlar? Evet. Tamam. Bunu bulduk. Ne diyor?
Bu yüksekliği bulmuş olduk yani artık bu. H diyelim bu yüksekliğe de. 8 tane B kovasının yüksekliğine eşitmiş arkadaşlar. Şimdi birincisi bu. O zaman üstte de 7 tane olmayacak mı? Yani bu x artı 2. Bakın şu da x artı 2. İşte bu da x artı 2. Bu şekilde gidecek arkadaşlar. Kaç tane konulacak? En alttaki bakın 1. 1'i şunu olarak saydık. 7 tane de şu x artı 2'lerden gelmiş olacak. Değil mi yükseklik? Yani 7 tane x artı 2. Bir de en alttakinin uzunluğu zaten 18'di. Bunu da eklediğim zaman ne olacak arkadaşlar? Bu olmuş olacak. Yani 7x artı 14 ile 18'i toplarsam da 32 gelmiş olacak. 7x artı 32 olmuş olacak. Bunlar birbirine eşitmiş. Yani buradan 6x eşittir 24. X de buradan 4 olarak bulunmuş olacak. Doğru cevabımız bakın C şıkkı. Tamam. Buna da bir yıldız atalım. Yani ÖSYM tekrar sorabilir arkadaşlar. Tamam. Geldik 5. sorumuza. Yanda verilen 3 özdeş silindirik kutu içerisinde şekildeki gibi farklı sayıda 1 TL'lik madeni paralar bulunmaktadır. Tamam, 1 TL'lik madeni paralar bulunuyormuş. 3. kutu içerisinden 12 madeni para alınıp bundan 12 tane al. Yani ne olacak? Aldığım zaman eksi 12 tane olmuş olacak. 5 tanesi 1. kutuya. Buraya 5 tane gelmiş olacak. 7 tanesi de 2. kutuya. Buraya da 7 tane gelmiş olacak arkadaşlar. Tamam, bir bunu attım, bir de bunu attım. Paraların yükseklikleri eşitleniyormuş. Yani hepsi aynı boyda olmuş oluyor. Tamam. Bu kutuda toplam 69 TL. Bu kutularda toplam. Yani üçünde toplam 69 TL varmış. Bunlar hepsi birbirine eşit olacağına göre yükseklikleri. O zaman 69'u ben 3'e böldüğüm zaman her birinde ne kadar olduğunu bulurum. Değil mi? Burada 23 yapar. Yani her birinde arkadaşlar ne olacak? 23 TL olmuş olacak. 23 TL, 23 TL, 23 TL. Tabi bu son durumda arkadaşlar. Bu tabi nasıl oldu? 5 TL geldiği zaman 23 TL olmuş. Demek ki başlangıçta 18 TL varmış. 5 TL gelince 23 oldu. Hepsi de eşit olacak ya. Buna da 7 TL gelince 23 TL olmuş. Demek ki öncesinde ilk başta ne kadar varmış? 16. 7 TL gelince 23 olmuş. Bunda da ilk başta 35 TL varmış. 12 TL aldığım zaman 12 TL aldığım zaman 23 olmuş arkadaşlar. Bizden ne istiyor peki? İlk durumda ikinci kutuda bulunan para miktarı. İlk durumda zaten biz 16 olarak bulmuştuk değil mi? Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 6. soruya. Şekil 1'de kırmızı ve mavi renkli 2 adet sürgülü kapağı olan bir gardırop verilmiştir. Bu şekli hatırlamışsınızdır değil mi? Temel kavramlarda da yapmıştık. AB uzunluğu BC uzunluğunun 2 katıdır diyor. BC'ye hemen ben A diyecek olursam AB uzunluğu ne olacak? 2A olmuş olacak. Değil mi? Tamam. Şekil 2'deki gibi kırmızı kapak sağa doğru. Kırmızı kapak sağa doğru. Tamam. Bu şekilde sağa doğru. 3x artı 10. Bakın burada da göstermiş zaten. 3x artı 10. Ve mavi kapak sola doğru. Bu da sola doğru. 2x artı 5 santim ilerletildiğinde şuradaki gibi. Ne diyor? İç kısımdaki kırmızı kapağın görünmeyen kısmı 135 santim olduğuna göre diyor. Şimdi kırmızı kapak haliyle tabii iç kısma kaydırıldı. Şöyle kırmızı rengimizi seçelim. Diyelim ki tam şuraya kadar kaymış olsun. Tamam, tam düzgün çizemedik ama bu mesafe ne kadarmış arkadaşlar? Görünmeyen kısmı şu artık arkada kaldı ya. Yani şuradan şu kısımdan bahsediyoruz yani. Evet. 135 olmuş oldu, değil mi? Tamam. Arkadaşlar şurası da A değil miydi? Yani şu çizgide A'ydı. Haliyle kırmızı kapağın uzunluğu ne kadar oldu? A artı 135 oldu. Bunlar birbirine eşit olduğundan dolayı burası da A artı 135 olmuş oldu. Yani gardırobun tam boyu ne kadar olmuş oldu? 2A artı 270 santim olmuş oldu. Tamam, bizden ne istiyor peki? 135 santim olduğuna göre gardırobun uzunluğunu istiyor. Yani haliyle benim A'yı bulmam lazım arkadaşlar. A'yı bulmam lazım. Şimdi aynı zamanda arkadaşlar şuranın uzunluğu yine gardırobun uzunluğuna eşit değil mi? Evet. Yani ben 3x artı 10'la 3x artı 10'la şuradaki A'yı toplarım. 135'i toplarım. Tabi şimdi mavi gardıropta arkadaşlar 100 A artı 135 değil mi? 135'i buradaysa o zaman şu kalan kısmı da şuradan şuraya kadarki mesafeye A kalmaz mı? A artı 2x artı 5. Bunu topladığım zaman neye eşit olacak? Gardırobun uzunluğu da. Yani 2A artı 270'e eşit olacak. 2A artı 270. Bakın buradan A'lar
birbirini götürür arkadaşlar. Burada a var, a var, 2a. Bakın buradaki 2a birbirini götürdü. 3x burada var, 2x de burada var. Ne kadar oldu? 5x. 135 de 5'i toplarım. 140. 10 daha ne olacak? 150 mi olacak? Eşittir 270. 5x buradan 120. X de buradan 24 gelmiş oluyor arkadaşlar. Peki benim neyi bulmam lazım? A'yı bulmam lazım. A'yı nasıl geçiş yapacağız? Bakın şurası 2A'ydı ya. 2A neye eşit? Hangi uzunluğa? 2A eşittir 3X artı 10'a eşit. Ben X'i de 24 buldum. 24 ile 3'ü çarparsam 72. 10 daha 82. 2A 82 ise A uzunluğunda 41 olarak bulmuş oluruz. Ben 2A artı 270'i istiyordum. 2A ne yapar? 82 yapar. Burada bulmuşuz zaten, gerek yok. 82 ile 270'i toplayacak olursam ne kadar olmuş oluyor? 352 mi? 352 santim olarak bulmuş olur arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkı. Bence bu da önemli soruydu. Buna da bir yıldız atalım. Gelelim 7. sorumuza. Okuyalım hemen. Elma ve portakal satan bir pazarcı ile iki acıl alıcı arasında aşağıdaki konuşmalar geçmiştir. Birinci alıcı demiş ki 14 kilo elma alacağım. O zaman elmanın fiyatı da ne olsun arkadaşlar? 10 E olsun. 14 kilo alacaksam, kilosu E lira. 14 kilo alacaksam 14 E lira para öderim. Ödeme için 50 liralık bir kağıt banknot vereceğim demiş. Tamam. Pazarcı ne demiş? Madeni param olmadığı için 1 lira daha verirsen 50'ye 1 ekledin. 51 olur değil mi? 1 kilo portakal ve para üstü olarak 5 lira kağıt. Ha, portakal, 1 kilo da portakal verecekmiş. Portakalın kilosuna da ne diyelim? P diyelim. Para üstü olarak da 5 lira alacakmış. Şimdi 51 lira vermiş oldu ya. 5 lira olursa, geri alacaksa demek ki 14 elma, 14 kilo elma ile 1 kilo portakalın fiyatı ne olacak? 46 lira olmuş olacak. Tamam. Bunu not ettik. İkinci alıcı ne yapmış? 3 kilo portakal alacağım. Kilosu PTL olsun. 3 kilo alacaksa 3 PTL ödemiş olacak. Ödeme için 20 liralık kağıt banknot vereceğim demiş. Pazarcı ne demiş? Madeni param olmadığı için 3 lira daha verirsen, 20 lira vermişti. 3 lira daha verirsen 23 lira vermiş olacak değil mi? 2 kilo elma daha verecekmiş ona. Elmanın kilosu E ise 2 kilo daha elma alırsa 2 E olmuş olacak. 5 lira da kağıt para verecekmiş arkadaşlar. Toplam 23 lira vermişti ya. 5 lira kağıt para üstü verecek olursa demek ki bunların tuttuğu toplam 18 lira olmuş oldu arkadaşlar. Tamam. Bizden ne istiyor? Buna göre bu pazarcıdan 1 kilo elma, 1 kilo elma ETL demiştik. 1 kilo portakal. 1 kilo da portakal arkadaşlar. Ödemesi gereken ücret ne kadardır diye soruyor. Hemen şurada yapalım arkadaşlar. 14E artı P eşittir 46. Buradan da 2E artı 3P, 2E artı 3P neydi? 18 TL'ydi. Anlaştık. Biz buradan arkadaşlar neyi bulalım? Bakın şunu eksi 7 ile çarpayım. Eksi 7 ile çarptığım zaman eksi 21, bunlar birbirini götürmüş olacak. Eksi 20P, 18 ile 7'yi çarparsak ne oluyor? 56, 126 mı? Eksi 126, 46 daha eksi 80 mi yapıyor arkadaşlar? P buradan 4 olmuş oluyor. Şurada da P yerine 4 yazacak olursam buradaki denklemde 4 kere 3 12, 2'ye 6 ise E'de ne oluyor? 3 olmuş oluyor. Bizden E artı P'yi istiyordu. 3 artı 4'ten de 7 gelmiş olur. Doğru cevabımız B şık. Buna da bir yıldız atalım. Hatırlarsınız ÖSYM buna benzer de bir soru sormuştu. Tamam mı? Havuzunda var yani. Evet. Geldik 8. ve son sorumuza. Okuyalım hemen. Yukarıdaki şekilde bir portmantonun iki farklı durumdaki hali verilmiştir diyor. Birinci durumda tabanları eş, iki kare dik prizmalar üst üste konulmuş ve portmantodan 24 santim daha yüksek olmuştur. Evet, tamam, 24 santim daha uzun olmuştur diyor. O zaman arkadaşlar ben şuraya A, buraya da B diyecek olursam, B diyecek olursam, o zaman arkadaşlar bu A artı B uzunluğu değil mi? Neye eşit olacak? Bu portmantonun uzunluğuna P diyelim. Bunun üstüne 24 daha eklersem ben A artı B uzunluğunu elde etmiş olacağım. Değil mi? Tamam. Buradan bunu çıkardık. Anlaştık. Devam edelim.
İkinci durumda ise portmanto yeşil kare dik prizması üzerine konulmuş ve sarı kare dik prizmadan 72 santim daha yüksek olmuştur diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım, bu ben yeşile A dememiş miydim? Evet. Hatta burayla da pek ilgimiz yok. Sarının uzunluğunda ben ne demiştim arkadaşlar? B demiştim. Bakın ben B'ye 72 eklediğim zaman, B'ye bakın 72 eklediğim zaman, buraya da A demiştim ya, şuraya A. Portmantonun uzunluğunu da ekleyince A artı portmanto, bunların ikisinin uzunlukları da birbirine eşit olmuş oldu. Değil mi? Yani bu olmuş oldu. Tamam. Bizden ne istiyor? Buna göre yeşil prizmanın yüksekliği. Yeşil prizmanın yüksekliği. Yani aslında A'yı istiyor. A'yı istiyor. Tamam. Buradan arkadaşlar A eksi B eşittir 72 eksi P olur mu? Olur. Buradan da A artı B eşittir P artı 24'tü. Taraf tarafa toplarsam B'ler birbirini götürecek. 2A eşittir. Bakın P'ler de birbirini götürdü. 72 ile 24'ü toplarsam 96 oldu. A da buradan 48 gelmiş olur arkadaşlar. Zaten biz de A'yı arıyorduk. Doğru cevabımız bakın C şık. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.